Sinan? Niye bu halin? Niye böyle durdun? Tanımlamak için başka şansım yoktu. Bizi hala takip ettiriyor mu bilemedim. Ya sen kendini niye ateşe atıyorsun ki? Ya daha kötü bir şey olursa? Olursa olsun, ben seni çok özledim. Benim için Defne'ye servet ödemeye razı mısın peki? Razıyım. Ya beş parasız kalırsan? Kalmam ben, merak etme. Şimdi ne yapacağız peki? Defne'nin bir sonraki hamlesini bekleyeceğiz. Elimiz kolumuz bağlı mı yani? Ebru, bu evlilik öyle ya da böyle sona erecek. Olay buraya kadar geldi. Artık geri dönüş yok. Allah'tan çocuğumuz yok, yoksa Defne onu da kullanırdı. Allah'tan. Sen mi çocuk istemedin? Aslında ben çok istedim, biliyor musun? Tek hayalim baba olmaktı. Ama Defne evde oturup çocuk bakacak bir kadın değildi. Fazla hırslı. O yüzden sürekli erteledik. Bence sen harika bir baba olurdun aşkım. Olurdun değil mi aşkım? Kesinlikle. Benim de en büyük hayalim evlenip çocuk sahibi olmak. Böyle bir sürü çocuğum olsun. Hepsine ben bakayım. Kocaman bir yuvamız olsun. Belki de parçalanmış bir ailede büyüdüğüm içindir. Bir gün bu hayalimi seninle gerçekleştirmek isterim. Resmen delirmiş, yok böyle bir para. Yok böyle bir para. Para var da sende iş yok oğlum. Yüz verdin, geldi tepemize çıktı. Uçkuruna da sahip çıkamadın. Bak başımıza neler geldi. Nereden bilecektin böyle olacağını Vural? Sinan, sen bu hayatta neyi bildin ki zaten? Ha? Evleneceğin kadını bile doğru düzgün seçemedin ki. Bir Hazal'a bak, bir de kendi karına bak. Kız düğünde takılan takıları bile orada bıraktı. Senin karın hakkı olmayanın peşinde. Allah'ın yellozu. Bakarsın öyle işte. Son pişmanlık neye yarar ha? Her şeyin bedeli var yavrum. Sen gel bakayım. Ne var? Sayende boşanma işlemlerimiz kusursuz bir şekilde devam ediyor. Sinan istediklerimi bir bir vermek zorunda kalacak. Ben hayatıma zengin bir kadın olarak devam ederken sen Vural'ın verdiği harçlıkla geçinmek zorunda olan Sinan'la idare edeceksin. Ne oldu? Bozuldun mu? Yaptığın planlar işe yaramadı değil mi? Zengin adam tavladığını zannettin ama almaya heveslendiğin serveti ellerinle bana verdin. Acaba sana prim falan mı versem ya? Hak ettin çünkü. Bana bak.
Bize hemen iki tane kahve yolla, telefon falan da bağlama. Peki. Lan beyinsiz! Sen ne yaptığını zannediyorsun ha? Elimizdeki avucumuzdakini sokaklara mı dökelim? Ural ne diyorsun sen? Bütün magazin gazetelerinde boy boy resimlerim var. Senin derdin ne ya? Defne kıçımızdaki doğru da mı alsın? Muhatap olduğumuz kişilere bak. Defne, Ebru. Ural tamam, üstüme gelme. Kısa zamanda halledeceğim, tamam? Halledersin tabii. Sen halledene kadar kesin icralık oluruz biz. Beceriksiz. Ebru Hanım, buyurun, ne istemiştiniz? Sinan evde mi? Evde ama uyuyor. Ebru Hanım giremezsiniz. Çekil şuradan, işle ilgili önemli bir konu var. Ebru Hanım! Ebru Hanım! Uyan bakalım Sinan Efendi. Ne oluyor ya? Kalk hemen yataktan. Sinan Bey, ben rahatsız etmemesini söyledim ama söz dinletemedim. Nevracığım, çık dışarı. Tamam, anladım. Ne oluyor, ne işin var senin burada? Öğlen oluyor beyefendi. Haberin var mı? Ne olmuş öğlen oluyorsa? Tepemde ne işin var senin? Bana bak Ebru, bunun mantıklı bir açıklaması olsa çok iyi olur. Yoksa kalbini fena halde kıracağım, haberin olsun. Ben buraya senin hayatını kurtarmaya geldim, aptal. Ne diyorsun sen be? Tabii, aklın fikrin gezmekte olduğu için şirkette olanlardan haberin yok. Ne oluyor mu şirkette? Bir saate kadar çok önemli bir yönetim kurulu toplantısı var canım. Ve eğer bu toplantıya gitmezsen bütün hakların elinden alınacak. Hadi be. Ya tabii canım, hadi be. Sevgili abin seni şirketten uzaklaştırmak için bin bir türlü plan yapıyor. Sen hala karı kız peşinde dolaşmaktan burnunun ucundakini bile göremiyorsun. Kendine gel artık. Ebru, iyi misin? Neyin var? İyiyim, iyiyim. Akşam tavuk yemiştim. Tavuk yemiştim de ondandır. Ha, ah canım, inşallah tavuktandır. Siz kendi işinize baksanıza. Kesin tavuktandır. Ebru, ben sana ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani eğer sen olmasaydın Vural bütün haklarımı elimden alacaktı. Bu elini asla unutmayacağım. Sonunda bir tek seni düşünenin ben olduğumu anlamışsındır inşallah. Ebru, bak son zamanlarda biraz dağıttığımın farkındayım. Seninle pek fazla ilgilenemedim. Yani ne desen haklısın. Ama inan bana, kafam çok karışıktı. Yok canım. Günah çıkartmana gerek yok şimdi. Üstelik ben bugün ne yaptıysam işime ve patronuma olan sorumluluğumdan yaptım. Peki beni affedebilir misin? Ebru? Kötü gidiyorsun. İyi misin sen? Rengin de sapsarı. Yok. Önemli bir şey değil. Yediğim bir şey dokundu herhalde. Ya hadi sen bugün erken çık. Eve giderken de bir doktora falan uğra. Tamam, bakarım. Beni haberdar et, olur mu? Olur.